Herkese merhaba, ben Özgür Çetin. Bugün bir şarjlı matkapla veya akülü vidalama aletiyle farklı neler yapabiliriz aslında ondan bahsetmek istiyorum. Malum hepimizin belki birçoğumuzun evinde böyle bu tarz bir ürün var. Ne işe yarıyor diye soracak olursanız vidalama işlemlerimizi yapmakta kullanıyoruz ağırlıklı olarak. Zaten adı da genelde akülü vidalama veya şarjlı vidalama olarak geçiyor veya akülü matkap, şarjlı matkap diyenler de var. Bunun matkap özelliği çok başarılı değil. Tabi duvardaki özellikle bir duvar delecekseniz beton bir duvardan bahsediyorum. Çok iyi sonuç vermeyecektir ama böyle hani şu elimde görmüş olduğunuz gibi bir tahtaya bir tane vida takacaksak hemen takalım şöyle basalım. Ucumuz biraz şey torkunu da ayarlayalım. Evet. Bu tarz bir işte başarılı oluyor. Yani ucunuz da iyi, benimki kadar kötü değilse, biraz kötü bir uç var bende şu anda. Bu tarz vidalama işlemlerini rahatlıkla yapabiliyorsunuz veya vidayı sökebiliyorsunuz. Çift taraflı bir sistemi var. Evet, şu an çıkardık vidamızı. Tabii bu cihazların farklı kullanım şekilleri de var. Çok Türkiye'de çok bulunmayan bazı parçalar var. Bunların bir kısmı Çin'den getirtiliyor. Hatta satanlar da var. N11.com'da vesaire de bulabilirsiniz. Bunun ucuna takılan bazı aparatlarla aslında farklı işler de yapabiliyorsunuz. Bunlar arası çok farklı seçenekler var gerçekten. Yani burada anlatmaya kalksa birkaç saat sürecek bir video olabilecek kadar çok farklı seçenek var. Ama ben bir iki örnek vereceğim size. Siz bunları Çin'den de getirtebilirsiniz, Türkiye'den de alabilirsiniz. Kullanımları sıkıntı olan şeyler değil. Çok hani kullanırken bir zarar görebileceğiniz şeyler değil bunlar. Ama olanları da var, onları söyleyeceğim. Ne olacak şimdi ilk olarak? Hemen şuradan bakalım. Benim Çin'den getirdiğim bu 2 inç boyutunda bir Dremel dediğimiz şey, cihaza takılan aslında bunlar aparat. Ama bu tarz böyle çok güçlü olmayan, çünkü bu sakın normal matkapla kullanmaya kalkmayın. Çok normal matkap güçlü olduğu için elektrikli matkaptan bahsediyorum, sıkıntı olabilir. Bu biraz daha basit, daha hani gücü düşük olan cihazlarda kullanabileceğiniz bir şey. Şimdi ne işe yarıyor? Önünde şöyle açayım. Cırtlı bir mekanizma var. Burada cırtlı zımparalarımız var. Hemen göstereyim size. Hatta bunu böyle paket halinde satıyorlar. İşte burada mesela P2000 yazıyor üzerinde. Şöyle yakın getireyim ekrana doğru. P2000. Mesela bu işte P240. Bu P100 galiba, tam okumuyor ama 100 olması lazım gibi. Yani farklı büyüklüklerde dişleri olan, bunlar biliyorsunuz rakamlar küçüldükçe işte dişi büyüyor. Dişi küçülüyor. Daha hani ince zımpara dediğimiz, su zımparası dediğimiz hale geliyorlar. Burada böyle bir sürü, ben bunu 8-10 dolar mı ne almıştım galiba, böyle bir sürü şeyler var. Farklı farklı grid deniyor bunlara. Çözünürlük mü diyeyim artık, ne diyeyim. Şimdi bunları alıyoruz. Şu uca takıyoruz. Göstereyim. Böyle taktık. Sonra matkabımızın ucunu çıkartıyoruz. Akülü vidalamamızın daha doğrusu. Çıkardık. Bunu da takıyoruz. Evet, şimdi takılmış oldu. Bakın. Şu anda ucunda bir zımpara var. Elle uğraşmak istemediğiniz ya da biraz vakit alacak bir iş varsa, ama çok büyük de bir iş olmadığını düşünüyorum bunu. Bunlarla profesyonel iş yapamazsınız. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Daha profesyonel zımpara aletleri var. Ama böyle hani evde de ufak tefek işler yapayım, ne bileyim şunun kenarını düzelteyim. Mesela benim geçen gün başıma geldi. Annemin evinde kapısını değiştirmişler. Kapıya çelik kapı takılmış. Bir de çelik kapıya eşiğine bir mermer koymuş. O mermer kenarları yuvarlatılmamış. Bu ayağa geçerken de ayağınız çarpabiliyor. İşte başka şekilde dokunabiliyorsunuz bir şekilde veya elinizle dokunmanız gerektiği durumlar olabiliyor. Bu durumlarda çok keskin oluyor. Hemen böyle bir zımpara aldım ben. Gerçi o zaman bu yoktu bende. Normal zımparayla zımpara aldım. Bayağı da yumuşak oldu. O tarz bir işe gidip hani 100 liralık, 200 liralık, 300 liralık bir hani profesyonel bir cihaz almanıza gerek yok. Bir kere kullanacaksınız belki hayatınızda veya işte böyle hani 40 yılda bir denk gelecek. Bu tarz ucuz, mantıklı, hani iş görecek çözümler de var. Dedim mi, bunu profesyonel bir anlamda tavsiye etmiyorum. Kullanmayın. Görülebilir mi? Yapar ama profesyonel bir şey değil bu. Yani benim kullanım amacı olarak da ters, biraz zor oluyor. Bunu taktık, deneyelim şimdi şurada mesela. Biraz döndürüyor mesela şu an. Şöyle şöyle tutayım en iyisi. Bayağı yapıyor. Yani hani dediğim gibi çok profesyonel işler için kullanılacak bir ürün değil ama işini de görüyor mu? İşinizi görüyor mu? Görüyor. Şöyle yaptığımız zaman, bakın şimdi bir daha deneyeyim.
biraz böyle attığı da oluyor ama şöyle yaparsanız. Fena değil. Hani dediğim gibi profesyonel işlerde işinize yaramaz ama böyle günlük kullanımda basit bir şey yapacağım. Bir tahtın üstünü işte zımparalayacağım. Elle de uğraşmak istemiyorum. Biraz da vakit alacak diyorsanız önerebileceğim bir cihaz. Farklı farklı şeyleri var. Dediğim gibi işte su zımparasından tutun da çok daha kalın zımparaya kadar boyutları var. Bunları satın alırken zaten size soruyor, söylüyorlar. Türkiye'de pek dediğim gibi N11 veya işte sahibinden kovmaya gitti gidiyor da falan bulabilirsiniz ancak. Bunun dışında böyle hani şeylerde pek böyle işte Bauhaus gibi marketlerde bu tarz bir şey çözüm ben görmedim pek. Ancak Dramel setlerinde görebilirsiniz ama o da set olduğu için belki böyle bir şey düşünmezsiniz. Bir ürün daha var burada, onu da hemen göstereyim. Bu da parlatma işte polish dediğimiz işlem için kullanılan ürün. Bu da aynen gördüğünüz gibi şöyle uzatayım. Mandıren şeklinde, mandrenli olacak şekilde tasarlanmış. Bu da yine bu şekilde çıkartılarak hemen çıkarıyoruz. Evet, şöyle yapalım. Biraz daha açacağız. Bu da yine aynı şekilde, işte bu şekilde daha basit ve küçük işler için tavsiye edebileceğim bir şeyi parlatmak istiyorsunuz. Bir ne bileyim arabanızın farını parlatacaksınız, camını ben o iş için kullandım. Ben öyle bir set almıştım, onun içinden çıktı bu. İçinden getirtmedim yani bunu. Bu tarz böyle basit, daha amatör diyebileceğim işlerde kullanabileceğiniz ürünler. Bunun da tabii profesyonelleri var. Yani gidip 300 lira 500 lira falan verirseniz gerçekten de böyle çok ciddi profesyonel cihazlar var. Ama hani dediğim gibi bizim gibi ev kullanıcıları, tırnak içinde söylüyorum, ev kullanıcıları için fazlasıyla yeterli bir ürün. Evinizde bir akülü vidalama şarjlı işte matkap gibi bir ürün varsa bu tarz böyle farklı seçeneklerle değişik kullanımlarda değerlendirebilirsiniz. Evdeki ufak tefek tamirat işlerinde bunları da değerlendirmiş olursunuz. Hem çok ekstra bir masraf yapmazsınız hem de işinizi görür. Ama şöyle tehlikeli sonuçlar, olaylar da var. Ona dikkat etmenizi öneririm. Bunlara böyle işte Dremel içinde olan bıçaklar takılabiliyor. Onları alıp matkapla kullanmanızı çok önermem. Özellikle elektrikli matkapla kullanmanızı hiç önermem. Çünkü elektrikli matkapın gücü çok yüksek. Şarjı matkaplar o kadar değil. Hani orada belki bir yere kadar kurtarabilir ama onu da önermiyorum. Genelde de önerilmiyor zaten. Ama böyle bu tarz basit ufak tefek ev işlerinde kullanacağımız diyorsanız bu tarz çözümleri öneriyorum. Öyle bir testere alıp dairesel testereler takılabiliyor bunlara da. Var yöntemleri de internette bulabilirsiniz. Onları pek önermiyorum. Çünkü onlar genelde tehlikeli sonuçlar olabilir. O bir de bu yani çok matkap bu tarz bir şey kullanmak için çok şey değil. Hani bu bir zarar vermez size, en fazla elinizi hafiften bir çizersiniz ama bıçak gibi bir şey takarsanız önüne o çok ciddi tehlikeli sonuçlar verebilir. Onu da uyarmış olayım. Onu denemenizi önermem. Zaten ben kullanmıyorum. Onun yerine bir tilki testere aldım. Onu kullandığımı söyleyeyim. Bu tarz teknoloji dışında videolarıma da devam edeceğim. Eğer bu konudaki fikirlerinizi de bana iletmek isterseniz biraz sonra şurada ya da burada çıkacak. Şimdi tam bilemiyorum videodaki yerine göre. Bir anketim var. Onu oylarsanız böyle teknoloji dışında videolara da yapayım mı yapmayayım mı diye size soruyorum aslında. Çok sevinirim. Oylarsanız oylarınızla beraber isterseniz bu yorum videonun altına da yorum yazabilirsiniz. Abi sen bırak bu işleri ya da böyle şeylere devam et diye. Böyle pratik bilgiler, evde böyle ufak tefek tamiratlarda yapılabilecek. Hani biraz teknolojik ama tam da değil yani. Sonuçta bu tamam teknolojik bir cihaz da değil ama farklı kullanımlarını anlatmaya çalışacağım. Devam et derseniz yapacağım. Etmeyin derseniz de daha çok yine teknolojik ürünlere veya teknolojik içeriklere yöneleceğimi söyleyeyim. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abonesinizdir diye tahmin ediyorum. Değilseniz de olun. En azından uyarılar gelir. Her dakika, her saniye beni takip etmeyebilirsiniz. YouTube'dan da görmüş olursunuz. Videolarımla ilgili her türlü görüş, yorum, eleştiri gerek bu videonun altına yapabilirsiniz. Gerekse sosyal medya hesaplarımdan bana iletebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir incelemede, farklı bir içerikte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.